Evet kıymetli dostlar hepinizi yeni videomuza geldiğiniz için tebrik ediyorum. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kanalda 72.600 yaptığınız için çok çok sağ olun arkadaşlar. Sayenizde daha da büyüyeceğiz inşallah. Gündem yoğun, transfer gündemi yoğun. Bir an önce bu videoyu çekip bir an önce sizlere bir şeyler aktarayım istedim. Çünkü hem kısa bir video olsun hem etkili bir video olsun istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de transfer hareketliliği var. Mesela Luan Perez isminin gitme kapını bekliyorum. Belki de siz bu videoyu izlediğiniz sularda o kap gelmiş olacak. Gelebilir de. Gelmek üzere de olabilir. Vesaire vesaire. Ee, onun dışında ikinci olarak mesela Cekor'un menajerinden öneri dediler e, Fenerbahçe'ye. Kimden bahsediyorlardı? Yohain Korea'dan bahsediyorlardı bakın sosyal medyaya e, Sabah verilen haberler Başka Akşam verilen haberler Başka Bunu da konuştuk Üçüncüsü yani ben Kore'ya kesinlikle inanmayın diyorum o da ayrı mesele Üçüncüsü Fenerbahçe'de Solbeke Devaday Arşı Brown ismi birkaç gündür tekrar tekrar ısrarlı bir şekilde söylüyorum Arşı Brown ismini bize menajeri önerdi Dedi ki kulübü 12 istiyor ama ben sizi 6'ya 7'ye getirebilirim dedi. Bunu da anladık mı? Anladık. Yani Arşıbraun isminde kulüp eğer 6'ya 7'ye düşerse düşünebiliriz. Ama onun dışında zannetmiyorum ki o 6'ya 7'yi de biraz değişik bir oranda hesap ediyoruz arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Başka? Mourinho transferi veto etti diyor. Hani Osterwolde'nin gitmemesinden bahsediyor. Bir de Medina'da dev transfer teklifi. Yani Medina'nın Fenerbahçe'ye bugün kapının olmasını bekliyoruz açıkçası. Beklemiyor değiliz. Doğruya doğru. Şimdi yalana gerek yok. Ancak nasıl bekliyoruz? Hani kulübüne biz bir teklifte bulunduk. Bir şeyler söyledik. Aman şöyle olsun böyle olsun diye. Kulübü de olabilir edebilir falan filan dedi. Eee ama sonra vazgeçtiler sonra şöyle yaptılar böyle yaptılar başka bir şey dediler onu dediler bunu dediler şunu dediler sonucu bilmiyorum şimdi A Milli Takım kadrosu A Milli Takım aday kadrosu şimdi neyse biz asıl gündeme başlayalım bence şimdi gündem çok yoğun yani son cümlelerim, ön cümlelerim de eksik kalmasın. Şimdi iki tane gündem var. Birincisi Galatasaray'ın o şimhen işi. İkincisi de Kerem Akdürkoğlu'nun transfer işi. Bence biz bunları konuşalım. Çünkü gündem burası. Şimdi önce şuradan başlayalım. 2 Eylül 2024 duyunları 3. kısım diye ben verdim. Arkadaşlar bakın rakip şuna sündü. Biz de alalım. Mantığı doğru değil. Ancak bahsi geçen futbolcu 100 milyon euro piyasa değerinde bir futbolcu olunca işler değişir. Doğruya doğru. Şimdi yalana gerek yok. Doğruya doğru. Hani her insan ulan rakibimde 100 milyon euroluk futbolcu alıyor işte. Şöyle böyle der. Doğruya doğru ben bir şey diyemem. Hak veriyorum size. Ancak siz de bana şu konuda hak verir misiniz bilmiyorum. Ortada şöyle bir şey var. Ali Koçer fırsatta hani fırsat transferi çıkabilir. Bekleyelim sabırlı olalım dedikçe acele et acele et acele et diyen taraftarlar. Şimdi hesap soruyor. Niye sen almıyorsun? Niye şey yapmıyorsun diye. Ya bence ne hak sormaya yani hesap sormaya yani ne de e, hak söylemeye hakkınız var arkadaşlar. Önce ben bunu söyleyeyim. Ciddi söyleyeyim yani hesap sormaya hakkınız yok. Arkadaş siz sık boğaz ettiniz adamı. Siz şöyle yapalım böyle yapalım şu olsun bu olsun dediniz. Bir. İkincisi hani hep diyorsunuz ya işte hocam şampiyonlar ligine gidemedikten sonra ne gerek var istersen 100 milyonluk futbolcu getir diye. Adamlar getiriyor. Adamlar getirince adı ne oluyor? Hocam biz niye getirmiyoruz oluyor. Şimdi hiçbir Galatasaray taraftarına siz şunu şu cümleyi kurduğunu duydunuz mu? Ya arkadaş Şampiyonlar Ligi gitmiş. Yemişim o şimhenini. Şampiyonlar Ligi gittikten sonra ne gereği var dediğini duydunuz mu? Duymazsınız. Duyamazsınız. Çünkü bizimkiler gibi e, şey değiller. Kafaları basmıyor futbola. Biz, bizimkilerin kafası basıyor futbola. Gerçekten bak. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Siz sık boğaz ediyorsunuz. Sizin konuşma hakkınız yok. Ha taraftar olarak var. İki. Kısa süre önce dünyaca ünlü bir forvet aldın sen. 19,5 milyon euro vererek. Hani elindeki diğer forvetin 8 maçta 8 gol atmış. 2 de asist yapmış. Ha dersen ben Fenerbahçe düşmanıyım. Beni alakadar etmez. E, şu kadar maçta şu kadar gol atmış. Umurumda değil dersen. Bu da seni zaten Fenerbahçe düşmanı yapar. Yani... Arkadaşım bir yazmış 8 gol atmış, kuat, 8 kuatmış, Ne yazar diye. Bir çöp atalım futbolcularımıza. Vallahi bak. Şimdi bak ben size de hak vereceğim kısımlar geliyor. Bekleyin. Dediğim gibi 3. forvetin milli takımın forvetiydi. Fenerbahçe'ye geldi takımdan çıkarttılar. 3. Sosyal medyaya göre paraları ödenmeyen Galatasaray futbolcuları kaçma planı yapıyorken Zaha 8.5 alırken 3'ünü Lyon verip kiralandı. 5.5 Galatasaray verecek. Hakim ziyeye altı 6,5 milyon euro alırken fesih gündemde. Paramı verin diyor. Haliyle hani 3 milyon euro artı 6,5 milyon euro 9,5 milyon euroluk bir boşluk oluştu. Mantık olarak doğru. Onlara vereceğine ikisini paketleyip buna vermiş olacak. Mantık olarak ben onu da söyleyeyim. Ha bir de e, yıllık 10 milyon euro kazanan Icardi var. Yıllık 4 milyon euro alan Batshuayi var. İmza parası artı yıllık ücreti. Yani 14 milyon euro. Yani 14 milyon euro'luk bir zaten maaş yükü varken bir de hani e, ikisi de safkan forvet öyle kanat forvet de değilken alsınlar tabii ki alıyorlarsa niye almasınlar arkadaşlar ben açıkçası izliyorum size de tavsiye ediyorum sol bekleri yok doğru düzgün orta sahaları sıkıntı hani hocam o simhenden bahsediyoruz şöyle böyle şudur falan filan yani bu kadar borcun içinde Galatasaray Beşiktaş bu futbolcu alıyorken Fenerbahçe niye almıyor? Ben bir şey diyemem size. ya Kısa süre önce Sergio Regilio'nun Fenerbahçe ile Adana'lı da yerlere göklere çıkarttınız. Transfer market değeri 100 milyon euro olan futbolcuya da zaten e, hayranlık besleyeceğinizi biliyorum zaten. Ona da bir şey demiyorum. Hatta Yağız sabuncu da haber verdi az önce. Bu gece saat 12.30'da İstanbul Havalimanı genel terminaline getirmek üzere plan yaptı. Şöyle böyle diye. Sosyal medyada konuşulanlara bakınca aziz Allah. Hani Galatasaray 100 milyon euro değerinde futbolcu getiriyorsa Fenerbahçe'de bir o kadar getirmesi lazım diyorsunuz. Getiremiyorsa 70-80 milyon euro getirmesi lazım. Hani sezonun başında rakibe şöyle vermeyelim böyle vermeyelim psikolojik üstünlüğü falan filan diyorsunuz. Burayı da anladık. Burada tamam. E kardeşim yazın Aziz Yıldırım beni seçin dediği zaman Aziz Yıldırım yerine Ali Koç'u seçip savundunuz mu? Savundunuz. Bu da tamam. Bu sene Ali Koç'un yaptıkları. Ya şunu getirelim diyor. Yok Napoli ile ilişkim iyi diyordu mesela bak. Ben bunu dile getirdiğim zaman sen Fenerbahçe'nin kötülüğünü istiyorsun diye bana yükleniyordunuz. Şimdi de benden şey bekliyorsunuz. Yönetime sallamalla diye bekliyorsunuz. Ben şunu söyleyeyim. doğruya doğru harbi söylüyorum. Yani ben Fenerbahçe aşığı bir adam. Niyetim amacım Fenerbahçe'nin iyiliği. Ben yönetimimize ilk 4 yılından kızgınım ama son 2 yıldır sonuna kadar arkalarındayım. Ne derseniz diyeyim. Bak iki yıldır doğru gidiyoruz. Elbette yanlışlar var. Elbette hatalar var ama sidik yarışı yapılıp da hayır getiren bir transfer bile olmadı. Aha. Cao Pedro, Luan Perez, e Galatasaray'da Endombili, Zaha, Tete, diğerleri. Gördünüz. Ya Fenerbahçe taraftarı uyanık olsun. Algı oyunlarına kanmayın. Besmi imza atılana kadar her şeyi yakıp yıkmayın. Ha şu an rakip bir şeyler deniyor. Algı oyun ihtimali olma, hani algı oyun olma ihtimali de var. Bence sabırlı olun. Yönetimden bir kuruş da almıyorum. Alıyorsun da sabaha çıkmak nasip olmasın. Bak benim lafımı iyi anlayın. Ben öyle haybeden konuşmuyorum. Onu da söyleyeyim. Ben eğri yeri doğruya doğru diyorum. Beni yanlış anlamayın. Bak mevzu şu bu değil. Acun olacağını getiremeyeceği adama getirdim diyor falan filan diyorsunuz. Haklısınız ben de hak veriyorum size. Yani çok ukala konuştu. Fakat Acun Ukalina konuştu arkadaşlar. Bakın bu sözleri yerine getiremez dediğinde bana kızan sizdiniz yine. Buna ne diyeceksiniz? Yani Galatasaray Rebiyot'tan anlaştı. O Şimhen'den anlaştı. Anlaştı. iki futbolcunun değeri 135 milyon euro. Beşiktaş'ın 142 falan filan diye konuşuluyor. Ben şunu söyleyeyim. Bilet olayı konuşulmuyor bak. Hasır altı edildi. Hermoso'nun elden kaçışı konuşulmuyor. Hasır altı edildi. Ha ben işi şey boyutu mesela yıkama yağlama yapıyor ya bazıları şey diye işte e, ne derler onun adına. Ya o kadar iyi futbolcu Avrupa'dan niye kimse almadı? Tabii ben bunu sorarım ama şu aşamada sorarsan derler ki çekemediğin için soruyorsun. Ben çekemediğim için falan sormuyorum. Tabii ben bu soruları soranların olduğundan bahsediyorum. Anladınız mı? Ben bu soruyu sormuyorum yani o kadar iyiydi niye kimse almadı diye. Ben yine söylüyorum bir şeyleri bekleyin sonuna kadar bekleyin. Sonundan ondan sonra zaten konuşursunuz. İkinci olay Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya gidiyor. Hani e, ben açık açık Kerem Aktürkoğlu'nun gittiğini gördüm. Bu adam milli takımda. Ha, milli takımı satıp transfer görüşmesine mi gidiyor diye sorayım. Öyle değil mi? Milli takımı satıp. Çünkü Fenerbahçe futbolcusu gitseydi şu anda vatan hainiydi. Şu anda milli takımı satmıştı. Ülkeyi satmıştı. Ya ben öyle söyleyeyim size. Fenerbahçe'yi satmıştı. Ülkeyi satmıştı. Öyle rahatsız ediliyordu. Son olarak Galatasaray Filip Kostić için görüşmelere başlamış. Bu arada Yağız Savuncuoğlu'nu da tebrik ediyorum. Yani çok güzel Galatasaray haberleri veriyor. Ee, yani Galatasaray aşığı gibi haberleri veriyor. Tebrik ediyorum. Çok güzel. İlginç yani. Yani Kerem görüşmeye gitmiş milli takım kampını bırakıp. Ben bunu Fenerbahçeli birisi yapsa adı vatan haini teröriste falan çıkardı. Eminim. Ama Galatasaray'da bu normal. Geçen sene gördünüz. E, neydi o? Abdülkerim Bardakçı eşim hamile dedi. Psikolojik olarak yanında olmam lazım dedi. İzin aldım milli takımdan Galatasaray'la hazırlık maçına gitti. Bir Allah'ın kulda vatan aynı şu bu demedi. Demesine de gerek yok. Juventus forması giyen yani Kostiç için görüşmeleri de başlamış Galatasaray. Yani Kostić de bir marka. 31 yaşında 6,5 milyon euro piyasa değeri var ama bağ yaralanması olan bir futbolcu ama dediğim gibi marka sonuçta. Bir de neydi bir tane daha eleman getirdiler. Yani çok güzel bir şekilde Galatasaray transferde coşuyor. Fenerbahçe taraftarda yönetimi atıp tutuyor. Yani ona da diyebilirler buna da diyebilirler kızabilirler de yönetime de küsebilirler. Hepsini anladık. Ben peki şunu soruyorum size. Yani durduk yere birdenbire gaza bastı Galatasaray. Fenerbahçe ne yapsa şimdi şey yaparsın, hoşunuza gider. Mesela Ceko gitsin gitmesin. Kalsın kalmasın. Atıyorum kafadan. O şimdi e son bir hamle yaptı Fenerbahçe. Gittim. Altı 10 mu veriyor? Ulan ben 11 veriyorum. Gel ben de kiralık oynadı dedi. 11 milyon euro verdi. Ceko'yu da bugün gönderdi. Adı ne olacak? Transfer çalımı falan filan olacak. Peki geldi tutmadı. Ceko'yu göndermeyecektik. Hocam bu adamın tutmama ihtimali yok. Bu adam şöyle böyle dediğinizi duyar gibiyim. Valla ben kendi adıma söyleyeyim. Bu Jalert diye bir eleman aldılar. Sol beke bir tane Fransa'dan bir eleman aldılar. Yine bu Kostiç ismi ortaya atıldı. Hani şu kadar yabancısı var, bu kadar Türkü var falan filan o beni alakadar etmez. Eldekileri gönderip göndermeme. Ama şu bir gerçek. 10 milyon Icardi'ye, 4 milyon Batshuayi'ye, 14. 11'de yeni gelene 25 milyon euro. Dengeler diye bir şey var ama bu dengeleri çok önemsiyor musunuz? Ya da önemseyecekler mi? Bilmiyorum. Ek olarak Rebiot Rebiyot ismine mesela Fenerbahçe'de Rebiyot'u alsın. Ya ihtiyaç varsa alınır. İhtiyaç yoksa bak bu intihar olur. Galatasaray'ın sırtını kollayan vergi borçlarını silen birileri var ama bizimkini silmez kimse. Bak kimse bizimkini silmez. Ya bizim eksik bölgeyi dolduracaksın. Şu anda bak bir şey söyleyeyim. Sağ bek alsa Fenerbahçe. Hocam o var, Mert Müldür var. Bunu niye aldık dersiniz. Sol bek alsa ya Jaden Osterwold'de var. Osterwold'de ikinci plan atacak. Şöyle böyle dersiniz. Yoksa bir sürü teklif var. Kiralama teklifi şu bu. Hani size ki, kiralık verelim diye. Vallahi ben bilmiyorum. Ben bu işte bir şey anlamadım. Ben sadece izleyip bekleyip görme taraftarıyım. Ha Fenerbahçe'nin yerini dursam o simhene salça olurum. Gider ben de teklif yaparım. Öyle olmaz böyle olur. Napoli başkanıdan Ali Koç'un arası Git salça ol. Filip Kostic, Rebiot, Hepsine salça olmuş Taraftar bunu istiyor. Ali Koç diyor ki bizim delikanlılığımıza sığmaz. Ya Allah aşkına bak. Taraftar şampiyonluk sözü vermeye gerek kalmayacak. Kadro kurmanızı bekliyor. Ya Yıldız ya Kongre diye paylaşımda bulunmuş. Anladınız mı? Yani taraftar akın akın size tepki gösteriyor. Acun Ulucalı çilek getireceğim şöyle böyle dedi. Galatasaray bunu yapınca bak Acun Ulucalı'nın force yerle, yerle bir olur. Ali Koç'un force yerle bir olur. Ben size bırakıyorum. Ama ben şunu söylüyorum. Rakip sündü biz de alalım mantığı doğru bir mantık değil bence. Ha Galatasaray Kerem 11 milyon euroya anlaşmaya var diyor. Eminim 3 yıllık maaşını Galatasaray ödeyecektir. Hani adamlar da 5-6 milyon euro falan verecektir. Anlatabiliyor muyum? O ayrı mesele. O zaten Galatasaray'ın tipik özelliği. Ona bir şey diyemem onun dışında bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Bakalım hep birlikte izleyip göreceğiz. Ama Endonezya'da, TTD, şurada burada hepsinde gördük arkadaşlar. Neler olduğunu gördük. Bakalım bu sefer ne olacak? Hayırlısı olsun. Görüşmek üzere.